Abdurrahman Yaşar, Kapaklı Pasajı'nda 1994 yılından bu yana Çin'de elektronik üzerine ithalat yapıyorum. Ve şu anda da Karaköprü Ziraat Bankası'nın karşısında 35 metre Ciğer Vadisi'ni açtık. Abdurrahman Yaşar, burası da Yaşar Bulu'nun devamıdır. Malumunuzu takip ederseniz yıllardır biz Kapaklı Pasajı'nda Uzak Doğu'dan ithalat yapıyoruz elektronik üzerinden. Ve vantilatör getiriyoruz. Türkiye genelinde 37 ilde servisimiz var artı. Türkiye'ye vantilatör ithalatını yapıyoruz. Ha, yıllardır ben yurt dışına gidiyorum, Uzak Doğu'ya gidiyorum. Uzak Doğu'da böyle hayalimde, bir de özür dilerim, boğazıma biraz düşkün olduğundan dolayı yani böyle bir mekan açmak istedim. Bu mekandan dolayı ne yapabiliriz? Tabii her şey parayla değil, ustalık çok önemli, lezzet çok önemli. Bundan dolayı bizim Kapaklı Pasajı'nda 35 yıldır Mehmet abi diye bir abimiz var, bilen dostlar. 35 yıldır ben onları yakinen tanıyorum. Onları da bizim her iki pasajın arasında ciğerçilik yapıyor. Bu adamlar yanıma geldi, bir mekan aç. Ben dedim ki, abi ben mekan açayım. Tamam, sıkıntı yok mekanda. Bu mekanı açacağımız zaman dedim, senden tek ricam, üst düzeyde çevremiz var. Artı Urfa, Karaköprü her şeyin güzeline layıktır. Çünkü insanlar parasıyla yemek yiyorsa, yani her şeyinin güzeline layıktır. Ondan dolayı Mehmet abi dedim, sen bana lezzete taviz vermeyeceksin. Şimdi herkes ciğer satıyor. Amacımız bir de Yaşar Grup olarak hem ciğere sahip çıkalım. Çünkü bir Adıyaman çiğ köftecisi, orası burası ve Ciğer Vadisi'ne biz bunu tescil etmişim. Ben şu anda Ciğer Vadisi Türkiye'de Türk Patent Endüstrisi'nde Ciğer Vadisi bizim firmamızın adına tescil edildi. Yani bu Ciğer Vadisi'ni bizden başka kimse kullanamaz. Hemen hemen 4 ay oldu. Gerçekten bunu samimi olarak diyorum. Yani lezzette biz idealiyiz. Yani bunu samimi olarak diyorum. Nasıl yıllardır Şanlıurfa Kapaklı Pasajı'na Abdurrahman Yaşar'ı, Yaşar grubu hep zirveye taşıdıysa biz de burada Urfa'ya, Karaköprü'ye en güzel hizmeti vermemiz lazım. Çünkü benim boynumun borcudur. Gerçekten yıllardır Şanlıurfa bize hep destek çıktı. Biz de bir desteklerinden dolayı gıda sektörüne girdik. Gıda sektöründen dolayı Ciğer Vadisi'nde de dedik ki yıllardır Urfalılar bize destek çıkıyor, Şanlıurfa bize destek çıkıyor. Biz de Şanlıurfa'ya hizmetin en iyisini, lezzetin en iyisini verelim. Yani ben bunu samimi olarak diyorum. Buyurun, deneyin, ortamı görün, lezzeti görün. Lezzette ben çok idealiyim çünkü dedim ya az önce de insanlar parasıyla yemek yiyorsa gönül rahatlığı yemesi lazım. Öncelikle vicdanın. Eğer vicdanın rahatsa, sen bunu yiyorsan, ben buna eğer gönül rahatlığı yiyorumsa ben bunu herkese satarım. Ondan dolayı ben bu konuda idealiyim. Yani ben bir işi severek yapıyorum, hobi olarak yaptım. Sırf Şanlıurfa'ya, hem Şanlıurfa'nın ciğerine sahip çıkalım hem de Şanlıurfa ve Karaköprü güzel bir lezzet alsın diye. Şimdi bizim ciğerimiz, bunu samimi olarak diyorum, istersen sizin mutfağa da. Ben geçen 2-3 defa da canlı yayıptım, sosyal medyada canlı yayın yaptım. Hatta dedim ki, şeylere aldanmayın, vitrine aldanmayın, dolaba aldanmayın. Yani mutfaktan bakın, mutfaktan nasıl tezgaha geliyor ürünler. Bizim ciğerlerimiz günlük kuzu ciğeri. Yani dana ciğeri değildir, kuzu ciğeri. Ve sadece kuzu ciğeri. Yani bizde dana olsun herhangi bir şey yok. Çünkü asıl bir işin piri ustamız Mehmet abi. O bugün izinli olduğundan dolayı yani o işin piri Mehmet abidir. Biz de ondan aldığımız bilgiler, ondan aldığımız dersimize göre bizim ciğerlerimiz kuzu ciğeridir, günlük kesimdir. Bizim Urfa'da 6 tane kasaptan aldığımız yerler var. Yani bunları da size gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Gidip sorabilirsiniz. Yani Ciğer Vadisi sizden ciğer alıyor. Ne tür ciğer alıyor? O yüzden ciğer lezzetli olması için günlük koyun, kuzu ciğeri olduktan sonra zaten lezzet had safhadadır. Ben bunu samimi olarak diyorum. Yani ben Ciğer Vadisi olarak burayı açtığımda Mehmet abiyle yola baş koyduk. Şimdi hem Karaköprü'nün ihtiyacı olan bir yer, mekan lazımdı. Gerçekten Karaköprü'ye bir ciğer salonu, ailece rahat ortamda ciğer yiyebilecek bir ortam olması için Karaköprü'nün ihtiyacı vardı. Ha, biz 4 ay oldu. Sağ olsun gerçekten yani bunu sizin huzurunuzda, sizin kanalın huzurunda, basın huzurunda ne kadar Şanlıurfa'ya, Karaköprü'ye teşekkür edersem çok azdır. Yani gerçekten umduğumdan daha fazlası oldu. Sağ olsun Şanlıurfa
Karaköprü'ye nasıl dedim ya, az önce de ifade ettiğim Yaşar gruba sahip çıktılarsa, Ciğer Vadisi'ne de sahip çıktılar. Çünkü bu Ciğer Vadisi bizim değil ya. Benim sloganım bu. Burası bizim değil, sizin yeriniz, Şanlıurfa'nın yeri, Karaköprülerin yeri, dostumuzun, ahbabımızın, abilerimizin, ablalarımızın yeridir. Ondan dolayı gerçekten, yani huzurunuzda tekrar tekrar söylüyorum, çok teşekkür ederim. Bize gerçekten yani aşırı destek verdiler. Yani bana destek vermediler ya, kendi ciğerine sahip çıktılar, kendi ciğer vadisine sahip çıktılar, kendi mekanlarına sahip çıktılar. Ondan dolayı ben sizin huzurunuzda hepsine teşekkür ederim, hem Şanlıurfa'ya hem Karaköprü'ye. Yani biz ciğer vadisi olarak hem Şanlıurfa'ya hem Karaköprü'ye hem de sizin gibi değerli dostlarımıza, basına layık olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışacağız, çünkü herkes ciğer satıyor. Ha biz şunu da özellikle söyleyeyim, çünkü bizim Urfa'nın zihniyetinde şöyle bir zihniyet var. İşi oturtturdu mı, artık müşteri ayarladı mı, müşterisi toparlandı mı, tamamen o işe oturduktan sonra işi bozmaya çalışırlar. Bende asla ve asla öyle bir şey yok. Çünkü benim diyorum ki bugün ciğer yedim mi, 6 sene sonra, 1 sene sonra ve 3 sene sonra buraya geldiğinde geçen yediğim değil diyeceksin ki, ben geçen yediğim değil de şimdi yediğim ciğer daha güzel. Ondan dolayı ben bunun üzerine çok hassas olarak duruyorum. Yani benim amacım hem kalite hem lezzet, hem de Şanlıurfa'ya hizmetin en iyisini yapalım. Çünkü gerçekten yani insan bir şey yaparken elini vicdana koyması lazım. Vicdana rahat olması lazım. Ondan dolayı ben bu ciğeri yiyorumsa gönül rahatlığı herkese de size de yedirebilirim. Peki, özellikle ben bunu kendime prensip haline getirmişim. Gelen misafirlerim sağ olsun yemeklerini yedikten sonra ben kendi masalarına özellikle ben gidiyorum. Ben saat akşam 5'ten sonra buradayım. Normal gün üzeri Kapaklı Pasajı'ndayım. Yemek yedikten sonra gidiyorum, afiyet olsun. Tanıdığım olsun, tanımadığım olsun. Çünkü sonuçta bu memleket bizimdir. Burada yaşayanlar herkes bizim bir ailemizdir, kardeşimizdir. Afiyet olsun diyorum. Sağ olsunlar. Ondan sonra önerilerini istiyorum. Yani önerilerini ve şikayetlerini soruyorum. Diyorum ki yani eksiğimiz var mı? Bir problemimiz, bir lezzette varsa bize söyleyeyim, size en iyisini yapalım. Yani bunu samimi olarak diyorum. Yani bu da en büyük destekçimiz Mehmet abi yıllardır. Çünkü bir ciğer salonunda, ciğerde uzman olduğu için, iyi bir usta olduğundan dolayı. Yani şu ana kadar ben bunu samimi olarak diyorum. Hiçbir müşteriden bize şikayet gelmedi. Tabii o da bizim için onur verici. Göğsümüzü kabarttırdılar sağ olsunlar. Yani bunu özellikle ben diyorum ya, ben kendim masalara uğruyorum. Masalara afiyet olsun. Ondan sonra önerilerinizi, şikayetlerinizi alabilir miyiz? Kim olursa olsun ben bunu talep ediyorum. Onların da bana söyledikleri, gönül rahatlığıyla yemek yiyoruz. Gerçekten lezzet mükemmel. Ben de o zaman şöyle diyorum. Eğer her şeyi beğendiyseniz, lezzeti de beğendiniz, ortamı da beğendiyseniz bu kardeşinize ve ciğer vadisine sahip çıkın ki burası sizin, benim yerim değil. Ben özellikle size teşekkür ederim bu konuyu gündeme getirdiğiniz için. Ben ciğer vadisi ailesi olarak ben Şanlıurfa'ya, Karaköprü'ye, dostlarımıza, ahbaplarımıza, abilerimize, ablalarımıza diyorum ki bu ciğer vadisi Abdurrahman Yaşar'ın değildir. Bu ciğer vadisi sizindir. Çünkü Şanlıurfa her şeyin güzeline layıktır. Yani gerçekten bu memlekette iş adamlarına buradan sesleniyorum. Herkes elinden geldiği kadar bu memlekete sahip çıkması lazım. Bu memlekette işsizliğin önüne almamız için bu tür organizatörler yapmamız lazım. İş yerlerini açmamız lazım. Çünkü bu memleket bizimdir. Bu memleket hepimizindir. Ondan sonra çoluk çocuğumuza sahip çıkmamız lazım. Çoluk çocuğumuzun, gençlerimizin önüne iş sahalarını açmamız lazım. Ondan dolayı burada da sizin kanalıyla iş adamlarına da sesleniyorum. Gerçekten gideceğimiz bir memleket yok. En güzel memleket burası. En güzel memleket Şanlıurfa'dır. Bu memlekette biz yaşıyoruz. Bu memlekette çoluk çocuğumuz yaşıyor. Ondan dolayı bu memleketimize el atalım. Hep birlikte daha değişik iş sahaları açalım. İşsizliğin önüne engelleyelim. Ondan sonra tek söyleyeceğim Şanlıurfa ve Karaköprü halkına, bize sahip çıktınız, tekrar sahip çıkın. Burası benim değil, burası Karaköprülerin, burası Şanlıurfa'nın. Bu ciğer vadimizde, hem ciğer vadisine sahip çıkalım, hem kültürümüze sahip çıkalım. Hem de öyle böyle bir mekan Abdurrahman Yaşar'ın değildir, Karaköprülerin ve Şanlıurfalılarındır. Ben sizin kanalıyla, kanalınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, sağ olun bize bu fırsatı verdiğinizden dolayı. Evet, bu arada Şanlıurfa'nın yetiştirdiği, yani sanat camiasında imparator dediğimiz Şanlıurfa'nın gururu İbrahim Tatlıses. Biliyorsunuz 8 Mart'ta Şanlıurfa'ya geldi, 8 Mart Kadınlar Günü'nde. Sağ olsun, biz kendisine öneri verdik. Sayın İmparator bizim
ciğer vadimiz var. Ciğer vadisine, çünkü kendisi de ciğerçilikten gelme. Ciğerçiliği çok iyi bildiğinden dolayı ustadımız, yani her şeyin piri, ustası. Hem sanat camiasında pirdir, hem de ciğer konusunda. Dün gelsin bizim notumuzu versin. Sağ olsun. Geçen hafta Cuma günü işte İbrahim Bey Şanlıurfa'nın yetiştirmiş olduğu İmparator İbrahim Tatlıses, o da geldi. Sağ olsun bizim ciğer varisinde ciğeri yedi. Gerçekten hayran kaldı. Hayran kaldığımdan dolayı ben kendisine çok teşekkür ederim. Ve en son dedim ki, İbrahim abi notumuz nedir? Yani sınıfı geçmiş miyiz? Karnemiz nasıl? Karnem dedi süper dedi, ben bunu kendi sistemimle de paylaşacağım. Ondan dolayı sizin şahsınıza, sizin aracılığınızla İbrahim Tatlıses'e, İmparator'a başarılar dilerim. Rabbim ona hayırlı şifalar versin.